Alem Plus turumuza yakışıklı bir oyuncuyla devam ediyoruz. Görkem Sevindik ekibimizle bir araya geldi ve özel hayatından oyunculuk kariyerine kadar çok özel açıklamalarda bulundu. Dilerseniz hep birlikte yakışıklı oyuncunun açıklamalarını izleyelim. Yakışıklı, karizmatik, başarılı bir oyuncu Görkem Sevindik. Oyunculuk serüveni Türkiye'nin kült dizilerinden Kurtlar Vadisi'nde başladı yetenekli oyuncunun. Seni yaşatmamı istiyorsan bana yerimi söyleyeceksin. Bize nereye gittiğini söylemez. 200 bölüme yakın kadrosunda yer aldığı Kurtlar Vadisi dizisinde Çakır'ın oğlu Pusat Çakır karakterini başarıyla ete kemiğe büründürdü. Laz Ziya'nın torunu, Süleyman Çakır'ın oğlu Pusat. Yeraltı dünyasından çıkarak bir sonraki projesinde bu kez üst çavuş Mücahit Serden Geçti olarak buluştu sevenleriyle. Vay dümenciler vay. Oğlum bugün satılan Dımışki kılıcı var ya. Ulan bu kılıcı dümenciler zamanında bizim müzemizden çalmışlar. Söz dizisinin keşanlısı kısa sürede taht kurdu izleyicinin kalbinde. Ha Çinli Hacı bunu ne fark eder, takılma bu kadar. O değil de çiğ balık yenir mi ya? Projelerin hepsi birbirini izlerken yakışıklı oyuncunun başarısı da günden güne göz doldurmaya devam etti. Hayat memat meselesi desem kumandan. Son kez olsun idare etmez misin ha? Bugün saat 4'te. Başka yok. Yemin olsun yok. Hep işleriyle göz önünde olan Görkem Sevindik, az bilinen özel hayatının kapılarını ekibimize araladı. Kesinlikle Adana. Doğduğum yer. En utanç verici an, bu dizide oynarken söz dizisinde bir askeriye gitmiştik biz Havarp okuluna. Orada emekli bir albayla karşılaştım ben. Dayı şuradan bir çekilsene dedim ya, bir tuvalete girelim diye. Adam dedi işte sen nasıl konuşuyorsun falan filan derken emekli albay çıkınca çok ciddi utanmıştım. En çok görmek istediğim yer Brezilya. Kesinlikle yaz insanıyım. Vazgeçilmez parçam. Çok güzel bir takım elbisem var. O. Bence herkesin bir tarzı olmalı. Kendini nasıl hissediyorsa öyle giyinmeli. Nasıl giyinmemeli? Çok rengarenk giyinmemeli. Keke. Asla yapmam dediğim yalan söylemem. Her ikisi de. En çok oynamak istediğim racon işlerini çok seviyorum. Böyle kadınla aşık, kadını için savaşan bir adamı oynamak isterim. Oyunculuğu annesinin aklına soktuğunu söyleyen yakışıklı oyuncu, Adana'daki ailesi ve çevresi tarafından esprili bir insan olarak bilindiğini belirtiyor. Demek ki gözlerim kör, kulağım sağır olmuş lan. Annesinin seni ekranda görmek isterim sözleri, onun için oyunculuk fitilini ateşleyen cümle oluyor. Elimde mi sanıyorsun Fatoş, düşünüyorum. Düşünüyorum, düşündükçe de aklım gidiyor. Adana'dan İstanbul'a geldiğinde menajeri Erdem Ergüne ile tanışması hayatının akışını değiştirmiş ve Kurtlar Vadisi dizisindeki ilk rolünün kapılarını açmış. Ulan sinirimden acıktım ya. Usta, sana zahmet bir Adana dürüm daha atsana be. Atayım abi. Söz dizisinde de çok iyi dostlar edindiğini, Aytaç Şaşmaz'la sarsılmaz bir dostluk kurduklarını belirtiyor başarılı isim. Çaylak'ım, ben öyle biri miyim? Uyuyor diyor, uyuyor sen. Oyunculuk mesleğinin hem çalışma saatleri itibarıyla hem de duygusal geçişleri itibarıyla gelgitli bir meslek olduğunu, sevmeden yapılmayacağını dile getiriyor Görkem Sevindik. Sıra tasmalarını tutan ellerde. İşini çok severek yaptığını ve ilerisi için kendisine hedefler koyduğunu ve bu hedeflere ulaşmak için çalıştığını anlatıyor başarılı isim. Başarılı isim beğendiği oyuncular arasında Kenan İmirzalıoğlu'nu sayıyor ve bakın kadın oyunculardan kimleri beğeniyor. Özgü Özpirinç'i, Serenay Sarıkaya, Büşra Develi.
Hayatta olmazsa olmazı sorulduğunda bebekliğinde annesinin nazar değmesin diye üzerine örttüğü ve kendisinin Naynay adını verdiği tülbent olduğunu söylüyor. Basketbolcu Kübra Siyahdemir'le mutlu bir evliliği olan başarılı oyuncunun bu evlilikten de bir oğlu var.